Tokyo, milyonlarca insanın yaşadığı dünyanın en büyük metropollerinden biri. Güneşin doğduğu bu topraklarda yaşarken, Asya'da güneşin battığı yer olan Türkiye'de yaşayan insanları merak etmeye başladım. Merhaba, benim ismim Sayaka. Asakusa Tapınağı'ndayım. Biz Japonlar geleneklerimize bağlı bir milletiz. Tarihe çok meraklıyım. Dünya tarihi okurken Osmanlı kültürünü merak ettim ve Türkoloji okumaya başladım. Burada çok sevdiğim Türk arkadaşlarımla kendi dillerinde sohbet edebilmek için Türkçe öğrenmeye başladım. Yarın Türkiye'ye doğru hareket edeceğim. Oradaki yaz okulunda bir ay boyunca Türkçe öğreneceğim. Benim hikayem bu. Sayaka'nın anlattığı gibi Japonlar geleneklerine oldukça bağlılar. Aynı zamanda geleceğe olan tutkuları da oldukça fazla. Tokyo renkli sokakları saygılı ve güler yüzlü insanlarıyla gelenekten geleceğe uzananların kenti. Ben şimdi Todojuku Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler okuyorum.
Şimdi Tokyo'daki ana caddelerden Omosento Caddesi'ndeyim. Bu cadde şık ve sofistike olarak çok popülerdir. Okul arkadaşlarımla birlikte ben de şık giyinerek keyif almak için geliyorum buraya. Shibuya istasyonu önündeki Scramble Kavşağı. Bu yaya geçidi dünyada bir anda en fazla insanın geçiş yaptığı yer olarak meşhurdur. Shibuya, bütün gençlerin toplandığı modern Japonya'nın sembolüdür. Burası Tokyo'nun kalbinin attığı yerdir. Burası Meiji Tapınağı. 2020 yılında 100 yaşında olacak. Bu tapınak Meiji İmparatorunu tanrılaştırmak için yapılmıştır. Japonya'da modernleşme Meiji döneminde başladı. Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nun Japonya'ya gönderdiği Ertuğrul Fırkateyn'ini Meiji İmparatoru karşılamıştır. Her yıl başında bu tapınağı bütün Japonya'dan insanlar ziyaret eder. Burası Japonya'da en çok ziyaret edilen tapınaktır. Enstitümüzde Türk kültürünü Japonlara tanıtıyoruz. Aynı zamanda Türk sanatını, Türk el işlerini de öğretiyoruz. Türk tarihini ve Türk dilini de öğretiyoruz. Bu yıl yaz okuluna 100 bin kişiden fazla başvuru oldu. Bunlardan 1000 tanesini değerlendirebildik. Bu 1000 kişinin içinden 13 kişi de Japon. Öğrencilerimize yaz okulunda başarılar diliyoruz. Yaz okulunun başlamasına bir gün kaldı. Heyecanlı mısınız? Evet. Evet. Sen yaz okuluna nereye gideceksin? Ben Konya'ya gideceğim. Sayaka-san? Sen nereye gideceksin? Ben Denizli'ye gideceğim. Evet. Sen nereye gideceksin? Ben Fethiye'ye gideceğim. Japon ve Türk öğrencileri arasındaki dostluğu sağlayan bu kurum 1993 yılında kurulmuş. Ben bu kurumun 22. başkanıyım. Türk öğrencilerle birlikte ayda iki kere toplanıp Türkiye'nin tarihini ve kültürünü öğreniyoruz. Her yaz Türk ve Japon öğrencileri olarak bir araya gelip Türkiye ve Japonya hakkında bilgi alışverişi yapıyoruz. 4 yıl sonra ilk kez bu yıl Türkiye'de düzenlemeyi planlıyoruz. Yaz okulunu bitirdikten sonra bu konferansı İstanbul, Ankara ve Çanakkale'de gerçekleştireceğim. Gelin şimdi Sayaka'nın yaşadığı eve misafir olalım. Burası benim evim. Ben Saitama'da oturuyorum. Buradan şehir merkezine bir, okuluma ise yarım saatte gidiliyor. Bu evde 17 yaşındaki kız kardeşim Maho, 9 yaşındaki erkek kardeşim Kazu, annem ve babamla 5 kişi yaşıyoruz. Mutlu ve birbirimize bağlı bir aileyiz. Yarın Türkiye'ye doğru yola çıkacağım. Az önce hazırlıklarımı tamamladım. Çok heyecanlıyım.
Türkiye'ye gideceğim için çok mutluyum. Konnichiwa. Merhaba. Merhaba. Benim adım Matsunaga. Konut inşaatı firmasında çalışıyorum. Sayaka'nın annesiyim. Adım Yukiko. Dershane diye tanımlayabileceğimiz bir şirketin el ilanlarını dağıtıyorum. Sayaka yarın sabah... Bir saniye. Sayaka'nın kardeşlerinden bahsedeceğim. Kız kardeşi Maho lise 3'te okuyor. Erkek kardeşi Kazu da ilkokul 4. sınıfta. 3 çocuğumuz var. Sayaka yarın Türkiye'ye gitmek için yola çıkacak. Biz ailesi olarak heyecanlıyız. Türkiye hakkındaki bilgilerimiz, sen söyle istersen. Türkiye'yi dünya tarihi başta olmak üzere okulda derslerde öğrenmiştik. Asya ve Avrupa'nın arasındaki köprü olarak biliyorum. Avrupa'ya benzeyen yerleri de, egzotik yerleri de var. Çok merak ediyor ve görmek istiyorum. Kesinlikle bir kez gidilmeli. Yarın yola çıkacak. Sayaka'yı destekliyoruz. Yaz okulunda neler yaşayacak çok merak ediyoruz. Döndüğü zaman seyahat anılarını bize anlatmasını dört gözle bekliyoruz. Ve Sayaka'nın Türkiye yolculuğu başlıyor. Tokyo'dan İstanbul'a, oradan Denizli'ye uzanan uzun bir yol. Aklından geçirse de Sayaka Türkçe konuşmaya cesaret edemiyor. Belki bir dahaki sefere. Ve yolculuğun ilk etabı tamamlanıyor. İstanbul'a iner inmez Sayaka ailesini arıyor. ...12 saatlik uçuş sonunda nihayet Türkiye'ye geldim. Çok heyecanlıyım. Şimdi aktarma yapıp Denizli'ye doğru gidiyorum. Orayı görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Merhaba.
Merhaba. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi biz biriyle tanışırken ilk önce merhaba diyoruz. Biz dünyanın dört bir yanından buraya Türk dilini, Türk kültürünü ve tarihini tanımaya geldik. Dolayısıyla önce birbirimize merhaba diyelim ve birbirimizi tanıyalım. Seni tanıyabilir miyiz? Evet, merhaba hocam. Benim adım Sayaka. Japonya'lıyım. Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Türk kültürü, tarih, politike çok merak ediyorum. O yüzden Türkçe başladım. Çok memnun oldum. Sevdim, çok sevdim. Dünyanın dört bir yanından öğrenciler Denizli'yi keşfe başladı bile. Biz buraya Türk tarih tanıdığım için buraya geldik. Burada çok uzun tarih, güzel manzaralar var. Çok beğendim, çok mutlu oldum. Kaleci değil. Ben bugün yazı okulunun arkadaşlar ile geldim. Ben böyle çok eski tarihli yorumlar çok beğendim. Bu çok eski bir geleneksel bir sanat. Birçok su yoğunlaştırıcısı var fakat biz bugün kitre kullandık. Kitre Gevenotu'nun elde edilen bir ürün. Bunun saf suyuyla tekrar açılarak boyanın yüzeyde kalmasını sağlayan bir şey. Şimdi beraber ebru yapımına başlayalım. Ve büyük buluşma için rota yeniden İstanbul'a dönüyor. Yeni yol arkadaşlarım dünyanın birçok ülkesinden Türkçe öğrenmek ve Türkiye'nin tüm güzelliklerini tanımak için Yunus Emre Enstitüsü'nün Türkçe Yaz Okulu'na geldi. Türkiye'nin 28 şehrinde onlarla birlikte Türkçe yol aldık, Türkçe anlaştık, Türkçe dinledik. Yol arkadaşlığına dair ne varsa hepsini paylaştık. Türkiye'nin binlerce yıllık tarihi zenginliğini ve dünyada eşine az rastlanır doğal güzelliklerini birlikte keşfettik. Türkçe dost olduk. Türkçe arkadaş olduk, Türkçe eğlendik. Nereden geldin? Londra'dan geldim. Allah Allah. Yol arkadaşlığımız boyunca Türkiye'nin kültürel zenginliklerini birlikte tanıdık. Ve Türkiye'nin geleneksel kına gecesine ortak olduk. Bizim yol arkadaşlığımız bitmedi. 1000'e yakın öğrenciyle
kıtaları birleştiren İstanbul'da buluştuk. Şu anda 118 ülkeden 1000 öğrenci getirdik. Bunlar üniversite öğrencileri ya da mezunlar. Ve programın, bir aylık programın sonuna geldik. Bu hafta dönüşleri var. İstanbul'da bir final yapıyoruz. Bugün de sadece Japonya'dan gelen 13 arkadaşı, onların Türkiye'deki temsilcilerinden biri olan JICA ile bir araya getirdik. Ve böylelikle Türkiye'de Japonya ile ilgili, Japonya-Türkiye ilişkilerini teşvik için neler yapıldı ve neler yapılabilir, onları görüştük. Evet, öncelikle JICA, Uluslararası Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı olarak burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda Yunus Emre Vakfı da çok güzel bir projeye imza attığını düşünmekteyim. Dünyadaki çok sayıda öğrenciyi etrafına toplayıp bunlara Türkçe dersi vermektedir ve tanıtmaktadır. Hem JICA olarak bu şekilde kültürel katkı sağlamak bizim hedefimiz olmakta, hem de Yunus Emre'nin bu misyonuna da destek vermek istemekteyiz. Türkiye'yi seviyoruz!